Sevgili çocuklar merhaba. Bir önceki videomuzda e, mimarimizde dinin izlerini işlemiştik. Bu sefer e, ünitemizin ikinci konusu olan musikimizde dinin izleri konusunu işleyeceğiz. Musikimizde dinin izlerini işlerken değineceğimiz birkaç husus var. Onlar da burada yer alıyor. E, kitabımızın da bize söylediği gibi her toplumun kendine has bir müzik kültürü vardır. Ve zaman içerisinde nasıl ki edebiyat dil değişir ve kültüre göre şekillenirse, musikimiz de tıpkı bu şekilde değişir ve kültürümüze göre şekillenir. Anlatmak istediklerimizi edebiyatla dile getirebiliriz, konuşarak dile getirebiliriz. Tıpkı bunlar gibi bir de musikiyle, müzik ile dile getirebiliriz. Ve Türkler... Din, İslam dinini seçtikten sonra her alanda olduğu gibi musiki alanında da İslam dininden etkilenmişlerdir. Peki bu nasıl olmuştur? Bazı dini e, anlam içeren kelimelerin müziğin içerisine yer etmesiyle ve bazı e, daha çok dini alanda kullanılan, e, daha doğrusu dini e, alanda ifade için kullanılan e, müzik aletleri Kullanılmaya başlamıştır. Ne gibi? E, ney, kudüm, bendir ve tambur gibi müzik aletiyle yapılan müziklerdir bunlar. Aynı zamanda Allah, Muhammed, Ali, kader, cennet, cehennem gibi kavramlar da musikimizin içinde yer etmiştir. Bütün bunlar e, e, musikimizde de dinin izlerini oluşturur. Zaman ilerledikçe e, bu ala... Zaman ilerledikçe bu müzik özel bir isim almıştır ve tasavvuf musikisi denmiştir. Tasavvuf müziği ayrı bir müzik türü olarak e, oluşmuştur. Bunun içerisinde farklı kollar vardır. Mesela kaside, naat, ilahi, mevlit, miraçlama, gazel, salavat-ı ümmiye ve münacat gibi dallarda oluşmuştur. Bunlardan bir kısmı Rabbimize övmek için, bir kısmı ona yalvarmak için, bir kısmı Peygamber Efendimiz'i övmek, onun doğumunu anlatmak için yazılmış eserlerdir. Bu musikin içinde yer alan en önemli şeylerden birisi de Mevlid'dir ki hepimiz bunu duymuşuzdur. Süleyman Çelebi tarafından yazılan, bunlar önemli, Peygamber Efendimizin doğumunu ve hayatını övgü dolu bir biçimde anlatan ve gerçek ismi vesile Necat yani kurtuluş neti e, kurtuluş vesilesi olan şiirdir. Mevlitler e, Mevlit gecelerinde Mevlit şiiri yani vesile Necat dediğimiz şiir e, güzel sesli kişiler tarafından okunur. Bunu, bunu okuyan kişilere Mevlid Han ismi verilir. Bunun yanında Peygamber Efendimizin miracı çıktığını anlatan eserlere miraçlama deriz. Ona salavat, getirdiğimiz eserlerin biraz daha musikiyle söylenmiş haline salavat-ı ümmiye deriz ve mevlid söylemiştik ve Peygamber Efendimiz'e yazılan övgü dolu şiirlere de naat deriz. Peygamberimiz Kur'an'ı sesinizle süsleyin diye buyurmuştur. Bu bir ahengi ifade eder ve aynı zamanda bir musikidir. Ve bunun içinde tecvit ilmi oluşmuştur. Tecvit ilmi Kur'an'ı ahenkli bir sesle ve ahenkli bir şekilde okumak, belirli kurallara göre okumak demektir. Tecvitle okunan Kur'an-ı Kerim güzel, ahenkli ve belirli kurallara uygun bir şekilde okunuyor demektir. Ve tecvit ilmi Kur'an'ın e, belli bir musikiyle okunması demektir. Bunun için hatta makamlar vardır. Birazdan makamın ne demek olduğunu cami musikisini işlerken öğreneceğiz. Bir de mevleviler var ve mevlevilerde müzik önemli bir yer tutar. Semazenleri hepimiz görmüşüzdür. Müzik eşliğinde dönerek ibadetlerini gerçekleştirirler. Rabbimizi anmanın bir yolu olarak sema ederler. Yani dönerek e, ibadet ederler. Kültürümüzde dini müzik alanında yetişen çok fazla bestekar ve müzik adamı vardır. Bunlardan Dede Efendi, Tanburi Cemil Bey, Hacı Arif Bey ve Buhurizade Mustafa Etri en önemlileri olarak ön plana çıkar. Bu Hurizade Mustafa Itri'ye birazdan tekrar değineceğiz. Peki cami musikisi nedir? Biraz buna bakalım. Namaz ile ilgili olan ve insan sesiyle icra edilen musiki türleridir. İnsan sesiyle icra edilmesi burada önemli bir nokta. Bunların başında ezan gelmekte günde beş vakit duyduğumuz ezanı biraz daha bu bakış açısıyla dinlersek onun bir müziğinin olduğunu hepimiz fark edebiliriz. Bundan sonraki ee, ilk ezanı biraz bu gözle dinleyelim ve onun musikesini duymaya çalışalım. Günde beş vakit okunan ezan camilerden müezzin tarafından okunur. Bunu cami kısımlarını işlerken incelediğimiz minareden okur müezzinler. Ve farklı farklı makamları vardır. Sabah, Hicaz, Nihavent, Segah ve Uşak gibi değişik makamlarda okunur. Bu makamlar namazın vaktine göre, namazın kılınış zamanına göre farklılık içerirler. Bazıları biraz daha rahat iken, bazıları daha hızlı, insanı e, acele etmeye teşvik eden, bazıları ise vaktin var olduğunu, vaktin geniş olduğunu ifade eden, biraz daha e, rahat ve uzun kılınabileceğini namazın ifade eden makamlardır. Hemen sonrasında tekbir var. Tekbir Allah'ı yüceltmek, büyüklemek demektir. Ve ee, bu nedenle okunur. Özellikle arefe günlerinde ve bayram günlerinde camideki insanlar hep beraber okurlar. Az önce demiştik ki Mustafa İtri'ye bir daha değineceğiz. İşte burada tekrar onu anıyoruz. Mustafa İtri Tekbir'in bestekarıdır. Tekbiri Mustafa İtri bestelemiştir. Allahu Ekber, Allahu Ekber sözünü, La ilahe İll'Allahu ve Allahu Ekber, Allahu Ekber ve Lillahi'l-Hamd sözünü Mustafa Itri'yi bestelemiş ve bir musiki haline getirmiştir. Biz bunu bayram sabahlarında, e, arife günlerinde sıkça duyar ve e, eşlik ederiz. Hemen sonrasında sala var. Sala ise salavat kelimesiyle yakın e, olduğu için bunu hemen hatırlayacağınıza eminim. Peygamberimize dua içeren eserlerdir salalarda. Cumalarda, bayramlarda, cenazelerde e, okunur. Salavat-ı Ümmiye vardır. Şöyle bunu da çizelim. Ee, insanların birliği beraberliği içinde okunur Eski bir gelenek olarak olan perşembe akşamları e, sala sala okunması yani ertesi günün cuma olduğunu müminlerin bayramı olduğunu haber veren ve bunun için hazırlık yapmalarını söyleyen sala ise yakın zamanda Tekrar camilerimizden perşembe akşamları okunmaya başlamıştır. Onu buraya da ekleyebiliriz. Cuma namazlarından önce okunur, bayram namazlarından önce okunur, cenazelerde okunur. Bir de salavat-ı ümmiye şeklinde ee, teravihlerde mutlaka do duymuşsunuzdur, toplu ibadetlerde okunur. Salavat-ı ümmiye. Şimdi bir de bunun doğru ve yanlışlarına... Boşluk tamamlamalarına bakalım. Şöyle biraz daha büyütürsem ekranda daha iyi görünecektir. Evet. Önermelerle başlayalım. Birinci önermemiz tekbiri besteleyen ünlü bestekar Buhurizade Mustafa Itri'dir diyor. Az önce Mustafa e, Buhurizade Mustafa Itri'yi İlk söylediğimizde tekrar değineceğimizi söylemiştik ve tekrar değindiğimizde tekbiri besteleyen kişinin o olduğunu söylemiştik. Bunun için birinci önermemiz doğru. İkinci önermemiz Alevilik, Bektaşilik ve Mevlevilik'te müzik önemli bir yer tutar diyor. Alevilik ve Bektaşiliği buraya ekleyerek Mevlevilik'te müziğin önemli bir yer tuttuğunu söylemiştik. Onun için ikinci önermemiz de doğru. Üçüncü önermemiz cami musikisinde tek bir ezan ve sala önemli bir yer tutar diyor. Cami musikisinde biz sadece bu üçünü işlemiştik. Bunun için bu da doğru. Ve dördüncü önermemiz Mevlit'in yazarı ve bestekarı Tanburi Cemil Bey'dir diyor. Fakat burada Mevlit'in yazarının Süleyman Çelebi olduğunu söylemiştik. Onun için bu önermemiz yanlış. Boşluk tamamlamalara gelince. Birincisinde Mevlevilerde müzik eşliğinde dönerek ibadet edenlere semazen denildiğini söylemiştik. Yaptıkları ibadete sema, yaptıkları yere de semahane denilir. Bunu da eklemiş olalım. İkinci boşluk doldurmamızda arife ve bayram günlerinde insanların hep birlikte okudukları tekbirdir ve bunun bestecisi hemen yan tarafta da bize sorduğu gibi buhurzade Mustafa Atreidir. Üçüncü boşluk doldurmaya gelince, Allah ve Peygamber sevgisini anlatan müzik türüne tasavvufi müzik denir demiştik. Hatta bunun kendi başına bir alan olduğunu önceden Türk müziğinin bir parçası olarak ortaya çıktığını fakat daha sonra kendi başına bir alan olduğunu konuşmuştuk. Hatta bunun farklı alt kolları olduğunu da söylemiştik. Dördüncü boşluk doldurmamız, peygamberimiz Kur'an'ı sesinizle süsleyin buyurduğu için tecvid ilminin doğduğunu söylemiştik. Alıştırmalarımız bu kadar. Bununla beraber bir de kitabımızın hemen yan sayfasında bulunan e, musiki örneklerine bakalım. Demiştik ki e, Türk musikisinde Türkler Müslüman olduktan sonra e, oraya eklenen bazı e, müzik aleti türleri ya da bazı kelimeler e, tasavvuf müziğini oluşturur. Burada e, Peygamber Efendimize yazılmış bir e, ilahiyi Görüyoruz sevdim seni mabuduma canan diye sevdim diyor mesela Mabudum derken orada Rabbimizden bahsediyor ve onun en sevdiği kişi sen olduğun için sevdim demek istiyor ya da hemen bir alt kısımda evladı iyalden geçerek ben ravzana geldim derken bütün varımı yoğumu her şeyimi bıraktım ve ben sana geldim senin ravzana geldim diye peygamber efendimize sevgisini gösteriyor bu tasavvuf musikisine, ilahi türüne bir örnek olarak değerlendirebiliriz. Ya da belki daha sık duyduğumuz, özellikle küçük yaşlarda bize ezberletilen şarkılardan bir tanesi, musikilerden bir tanesi olarak en büyük kim Allah'ı değerlendirebiliriz. Hakkı bilmez vahfa vah, cimri vermez vahvah vah diyor mesela bunlar hadis-i şerifte peygamber efendimizin bize öğrettiği şeylerdir. Hakkı bilmek yani Allah'ı tanımak, cimri e, e, cimri olanlara da vah vah diyor. Peygamber Efendimizin e, tam tersini bizden istediği bir davranış cimri olmak. Peygamberimiz cömert olmamızı söyler. Ya da sözde durmaz vah vah, sözde durmayan bir kişinin haline de vah vah diyor. E, bu da... Sözde durmak e, İslam dini için, Müslümanlar için çok kıymetli bir şeydir. Bunu ifade eden e, bir şey. Hemen e, nakaratında da en büyük kim Allah, en güzel kim Allah, esirgeyen başlayan Allah diye Rabbimizi Rabbimizi aslında hem bize tanıtıyor hem de onu övüyor. Tasavvuf musikisi ile ilgili e, örnekler içinde bunlarla yetinebiliriz. E, konuyu konumuzu burada bitirmiş olduk. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Başka videolarda görüşmek üzere.